Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. İyi ki de geldiniz Özlemciğimin ev turuna. Şöyle ilk önce dıştan giriyoruz. Kapıda şöyle bir süs. Çok güzel maşallah diyeyim. Koridor. Dış kapıdan giriyoruz. Şöyle. Sağda mutfak. Mutfak bembeyaz. Girdiğimizde çok şık göze hitap ediyor. Çizimi düşünülerek çok mantıklı, çok kullanışlı bir şekilde çizilmiş. Bakalım kim çizmiş. Bir kere şunu söyleyeyim ben. Özlemciğim, bunun temizliğiyle nasıl başa çıkıyorsun? Herkesin harcı değil. Çok zor. Şöyle zor. Toprak ev. Müstakil. Evet, toprak. Müstakil olduğu için zor yani. Bahçeyle de uğraşıyoruz ya. Bahçeyle de işte toz duman giriyor. Tabii, hemen nasıl başa çıkıyor onu bilmiyorum. Şöyle bir bango. Kulpsuz. Tamamen nasıl açılıyor Özlem? Şöyle. Düzen. Dolap içi düzen. Ve bango üzeri düzen. Evet. Baharatlıklar. Şöyle maşallah diyeyim. Onları yine almadım İlker abla. Onları hep böyle sadece dolap yaptırdım. Sadece dolap yaptırdım. Evet. Davlumbaz gene beyaz. Evet. Ocak. Evet. Yani kullanılmak için yapılmamış da sanki süs için, hani katalog için yapılmış bir mutfak gibi. Ama 7/24 burada yemek pişiyor, çay pişiyor. Aynen. Ya bunlar yine böyle kulpsuz. Bu da kulpsuz. Ha, yukarı açılmalı. Evet. Şöyle kaldırdığında açılıyor. Aynen. Hepsi mi öyle Özlemciğim? Hepsi öyle. Hepsi böyle. Özel yapılmış. Evet, vay, en ilgimi çeken. Şimdi şöyle şuradan gelelim. Ocak, ocaktan hemen dönerken köşede semaver yerleştirmiş, yağlık, baharatlıklar. Şurada da mini minnacık çiçek, harika bir şey. Allah Allah. Şöyle baktığımızda dışarıda çiçekler kandil gibi yanıyor. Manzara da esası çeşme. Evet. Çeşme. Arıtıcı, su arıtıcısı çeşme. Ya bilmiyorum. Bir şey diyemiyorum ben arkadaşlar. Dağ başında, tarlanın ortasında dıştan baktığında bahçeli bir ev, içine girdiğimizde köşk gibi bir şey benim için. Çeşme çok güzelmiş. Şurası nasıl, anlat Özlem. Burada bulaşıkları yıkıyorum. Burada, burası doğrama tahtası mı? Buraya derin dondurucudan çıkan şeyleri mesela koyuyorum. Kendisi koyuyor diye. Buraya koyuyorsun. Aynen. Mesela bulaşık yıkadığım zaman da burada da köpükleyebiliyorum küçük şeyleri. Küçük bir şeyi. Orada duruyorum, koyuyorum yerine. Derin dondurucudan çıkardığın sebzeleri buraya koyuyorum. Buradan çözülmesini mi bekliyorsun? Çöplük diyorlar. Çöp de atabiliyorsun ve ben çöp atmıyorum içine. Şöyle önce üstü çekeceğim, sonra atlara bakacağım. Hemen bahçeye bakan nasıl görünüyor? Şöyle bir manzara var. Aynı zamanda dışa servis yapılıyor. Şurada da tabii çay kahve arkadaşlarıyla sohbet masası var da onu dışarıya ayrı çekeceğim. Dolaplar, dolap içi düzen. Yani hani katalog için hazırlanmış bir mutfak gibi. Bu ara Özlem hem çalışıyordu. Evet. Yeni daha evet. Çalışmıyor. Çalışırken bir de 7/24 misafir geliyor bu eve. Çok geliyor. Arkadaşlar bir de günün hangi saatinde gelirsek bu mutfak toplu. Evet. Ama maşallah 41 kere. Erkek evde olunca öyle oluyor. Evde olmayınca güzel topluluyor her şey. Tabii toplu tabii. Şimdi atlara bakalım mı Özlemciğim? Şurada kahve makinesi. Özlem kahve içmeyi, kahve ikram etmeyi de çok seviyor bu ara. Her gün zaten geliyor arkadaşlar. Ben görüyorum karşımda ya her gün. Çoktu. Misafir. Sabah Resul abi yine vardı. Yine vardı sabah misafir. Vardı. Resul abi bugün mü geldi? Bugün geldi. Kahve makinesi köşede. Buraları nasıl bir şey Özlemciğim? Bunların hepsi çekmece yaptırdım ben Ülker abla. Buraya hep böyle çerez, işte kahvaltı türü malzemelerimi koydum. Evet, ilk çekmeceye. Buraya da saklama kap gibi şeyler mesela, ufak tefek. Saklama kaplarını. Hı hı. Süper. Burası leğenlik zaten. Leğen türü şeyler koyuyorum buraya. Şeyler. Burada deterjanlık.
Ha, şimdi gelelim bangonun altı, burayı genelde değerlendiremiyorlar. Bu senin projen miydi? Sen mi çizimini yaptın? Ben kendim çizdim. Her şey. Şurada bango altı var ya bak, evet. Oraya kadar değerlendirilmiş. İki tane lobo olduğu için kesmişler orayı da öyle. Kesmişler. Aynen, buradan dirsek gidiyor. Buraya da. Çöp poşetleri, işte poşet, deterjanlar. Evet. Bulaşık makinesinin deterjanları, süngerler falan filan. İşte. Şuralar Özlemciğim. Burası kaşıklık. Böyle. Bu da kaşıklık. Mutfak dolapları, çekmeceler iç mimar çizseydi anca bu kadar çizebilirdi. Yeni mutfak yapacaklar için örnek olsun, videoyu izleyin. Buna göre çok kullanışlı, çok düzenli, çok güzel bir şekilde tasarlanmış, çizim yapılmış. Yemek pişen ocağın altında hemen kaşık çekmecesi var. Bıçaklar, işte tahta kaşıklar güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Ve mantıklı, akıllıca bir çizim olmuş. Tahta kaşıkları dizmiş böyle. Küçükleri Allah Allah maşallah 41 kere. Allah güle güle size kullanmayı nasip etsin. Bu şekilde böyle dizmiş. Burada tam ocağın altı kaşıklık. Özel evet. Olarak yapılmış bu. Aynen. Özel olarak. Burada da tencere bölümü. Burası da tencere bölümü. Maşallah. Şu şeyi merak ediyorum Özlemciğim. Şu köşeyi. Köşe, burayı bakalım. Önceden doğalgaz yoktu. Burada tencere takımı. Burada tencere takımı. Burada tencere. Burada tencere aynen. Bölümü. Ama şu kaşıklık süper olmuş. Bu kaşıklığı da özel olarak o çekmeceye önceden göre. Önceden doğalgaz yoktu bizim. Hı-hı. Şimdi doğalgaz olunca artık şey yaptık. Burayı daha değerlendirmedim. Üstüne bir raf daha yaptıracağım. Çöp kolası işte. Böyle ufak tamam. Tefek malzemeleri, yağları falan koyuyorum. Tamam. Arıtmalar. Evet, tamam. Arıtma murtma iyi. Burada çok düzenli olmuş. Güzel olmuş. Şurası şey zaten. Hani konserve şişelerini falan yapıp koyuyoruz ya. He. Bura bitti artık yani. Artık sezon. Arkada bir iki tane kaldı. Yani böyle. Boşun yerine doluydu. Aa, boşaldıkça aynen. Değiştirdim. İşte bunları oraya raf yaptırırsam oraya koyacağım artık. Şurası maşallah. Fincanlık yaptırdım kendime. Hemen alabilmem için. Çünkü kahve çok seviyorum ya. Öyle yukarıdan almak istedim. Şimdi Özlem'e en az günde benim gördüğüm kadarıyla. Ben yarım gün geliyorum, bazen bütün gün geliyorum. En az 4-5 ayrı yerden kahveye misafir geldiği için Özlem'de Allah aşkına bakar mısınız? Fincan çeşitlerine. Çok seviyorum ve almadım da bunlar da olanlar zaten. Şunlara bak ya. Harika bir şey. Böyle düzenle dizmiş. Hemen buradan çabucak alayım. Burada masada tabii. İkram edeyim. Hani servis yapayım, sunum yapayım diye. Evet. Çeşit çeşit Türk kahvesi, işte Nescafe. Böyle daha değişik tabakları altta. Evet. Dolap içi düzen. Yani özellikle yeni gelenlere gerçekten bunu göstermek istemiştim. Evet. Sağ olsun Özlem de kırmadı. Şuraya da işte fırınlık malzemelerimi koyuyorum yukarıya. Buraya da fırına koyca kaplar. Fırınlık mesela işte borcanlar, işte güllaç, sütlaç falan yaptım malzemeler. Bunlar nedir Özlem? Üst üste yukarıdan aşağı. Bura şey hani sofra bezleri, havluluk gibi bunları koydum. Masa örtüleri mesela biri geldiği zaman masa örtüm elimin altında olsun diye. Zaten mikrodalgalı şey fırın. Bunlar da ufak tefek el aletleri işte. El aletleri. Şu mikrodalga. Mikrodalga bu. Bu mikrodalga. Çabuk ısınıyor bir şey olduğu zaman. Bu da fırın işte. Ha, mikrodalgayı biliyorum ama bu şeklini görmedim. Bu da onun takım olarak mı satılıyor Özlem bu? Yok değil. Takım değil de ben kendim şey yaptım. Kendin uyduruyor. Kendim şimdi uyduruyor. Asıl geleceğiz. Kendinin ne kadar marifetli olduğu bir yere geleceğiz. Şuranın düzgünlüğüne, güzelliğine bak. Sofra bezleri, işte el aletleri. Elinin altında burada kahve fincanları, takımları, mikrodalga, fırın, üstte de tabii fırın kapları derken dolap. Tamam, burası da aynı şey. Üstüne şey var. Mesela piknik malzemelerim var burada da. Hep pikniğe gittiğim malzemeleri koyuyorum buraya. Evet, maşallah. Buzdolabı zaten. Tamam, buzdolabı onu zaten biliyoruz. Bu taraf. Burada mesela nasıl diyeyim sana, hani çaylık. İşte makarnadır, çerezlik gibi. Tabii. O da kuru baklagiller. Benim eskiden çok büyük konserve şişeleri vardı. Onlar benim şey oluyordu. Bunları böyle değerlendirdim.
Özlem şu çok önemli, şurası bak. Bu kadar güzel ki bu bak. Evet, ben bunları böyle değerlendirdim. Hani fazla olanları alıyorum böyle. Küçük kavanozlar var. Bak şimdi şu çok detay bak. Şu nasıl detay biliyor musun? Bakın sevgili arkadaşlar. Özlemciğim. Kendi çizimin değil mi Özlem? Nereden gördün bunları? Yok ben hiç görmedim. Ben sadece kendi kafamda kaç senedir planlıyordum. Hiç mutfağım olmamıştı. Eğer olursa dedim hep kolay yönden. Hani mesela böyle kapıyı açıp eğileyim yere kökeyim. Artık yorulduğum sürekli aynı şeyi dedim şey yapmaktan. Alıp görmek istiyorum her şeyi diye. Kendi kafamdan çizdim ben bunu. Geleceğim ama şimdi helal zaten olsun. Zaten mutfakta böyle değildi biliyorsun. Burada duvar vardı. Şimdi ona da geleceğiz aynen. İnşallah. Şimdi nasıl yapmış bak. Bu dolap içi diyelim ki bu kapak tamam mı açacağız. Çekmece olmasaydı dediğin gibi kafanı aynen. Sok artık indir aynen. Bindir. Ama şu anda bakın dokunmatik gibi. Her taraftan görünüyor. İstediğimizi aldık diyelim ki biber alacağız aldık kullandık yerine koyduk. Aynen. Bak tık arkadaşlar çay şeker gene. Aynen. Şöyle. Onlar hemen alabileceğim şeyler. Hemen alabileceğin. Hiç kafan aynı dediğin gibi çökmeyeceksin. Aynen. Gene. Bakın bunlar çok önemli arkadaşlar. Yeni yaptıracaklar. Kolaylık var kana neden zorluk olsun. Bir de ben bu da böyle. Hiç kavanoz almadım mesela. Bunlar elimde vardı. Hiçbir eşya almadım. Sadece dolap yaptım. Sen hem tertipli tutumlusun. Elinde olanla yapıyorsun bunları. Ya, aynen elimde olanla yapıyorum. İllakinde hani takım olacak, moda yok. Olacak değil. Asla, cam olsun, temiz cam, kapaklı cam, olsun. Aynen cam çok önemli. Özlem cama de önem veriyor. Detay ve kolaylık. Bunlar da büyük çaylar, şekerler mesela pirinç, un gibi şeyler. Mesela. Şöyle şuradan bir uzaktan ayın. Bakın arkadaşlar 4 tane çekmece var. Hepsi de dediği gibi hani dolap olsa çökeceğiz yere bakacağız, karıştıracağız, zor alacağız bu. Böyle kolayca tık gidiyor. Dışarıdan baktığımızda mutfağın şöyle geneline baktığımızda hiçbir şey yok. Kulp yok. Daha kolay siliniyor ama çabuk da batıyor. Ama bu beyazlık zaten Özlemciğim yani gerçekten. Masam vardı daha önceden. Burası kapalı bir mutfaktı. Bu yani öyle fazlalık diyorlar bazen de ama ben burada kahvaltı ediyorum zaten 4 kişiyiz. Şuradan ben geleceğim şimdi göstermek için. Önceden şurada duvar vardı değil mi Özlem? Şöyle buraya yukarı kadar duvardı örülüydü. Pencere tekli mutfak buradaydı. Özlem tamamen kendi dizayn ederek kendisi çizim yaparak buradaki duvarı kaldırttırdı. Bayağı da bir sorun da yaşadı tabii ama tabii. Bizim buralarda her yerde artık usta sorunu yaşanıyor. Çalışın. Bu böyle. Çalışınca başında da olmayınca olmadı yani. Çalıştık ya. Hı-hı. Usta tekti. O yüzden kendi kafasına göre çok hata yaptı. Manzaraya bakın arkadaşlar. Eşi de çok becerikli. Duvar kalktı. Kocaman balkon yaptırdı. Şuraya da böyle güzel bir cam yaptırdı. Sürgülü sanırım. Hı-hı. Sürgülü cam. Hı-hı. Ne yapıyorlar? İşten geliyorlar yorgun yorgun eşiyle ya da misafirleriyle kahveleri yapıyor Özlem Hanım. Bazen burada yemek yiyormuş sanırım. Ben kahvaltı yapıyorum sadece. Mutfakta iki tane masa var. Şöyle girdiğimizde şuradan daha net görünüyor bakın. Şöyle mutfak Allah'ım ya maşallah Allah burada size inşallah çoluk çocuk uzun yıllar sağlıklı yaşayın. Aynen. Bu kadar emek bu kadar. Şimdi Gülten abla ben pek fazla parayı savuran bir insan değilim. Hiç biliyorum. Birinci fırınım olmadı, ikinci dolabım olmadı. Her şeyin ilkini yaptım ama seneler sonra yaptım bir kere olsun dedim. Daha çocuksun Özlem Allah'ını seviyorsun. Ya, sen daha işte kaç yaşındasın? Ya, ama buna pek fazla para harcamadım yani fırınsız durduğum da çok oldu mesela. İdare ettin çok ettin idare. Yapınca da böyle parayı artık hiç acımadan yaptırdın. Bir sefer ama çok güzel yapmış. Yemek yapmak için mutfağa girildiğinde orta yere dikeleceksin. Her şey kolaylık, her şey elin altında. Burada yemek yapmaya da üşenmez insan ya. Çeşit çeşit yemekler yapmaya doyamaz. Yüreğine sağlık Özlem Hanım. Manzarası da huzur veriyor. Burada kahvaltısını yapıyor Özlem çoluk çocuk. 4 kişiler zaten. 2 evladı bir de karı koca. Evet. Şurada da gelen misafirlerle. Gelen misafirim olduğunuz zaman kahve çay. Kahve çay içiyor bir de akşam yemeğini de burada yemiyoruz değil mi Özlem? Gördüm bir kere sizi şuradan geçiyordum yukarıdan. Evet yemek odası gibi. Yemek masası kahvaltı masası 2 tane. Ve... Bunlar falan çok eskiden vardı. Hiçbir şey sıfır almadım ben. Hepsi vardı bunlar. Bunlar var mıydı vardı, Özlem önce? Vardı. Sadece dolap yaptırdım ben. Her şeyim vardı benim. Burada her şey vardı. Hmm. Şurada hem yemek yiyorlar
Hem de karşıyı. Orada yaprakları mı? Yaprakları, manzarayı seyrediyorlar. Ne bileyim, tertipli, düzenli, eşi de çok çalışkan. Buralara sebze ekmişler, damlama döşemişler. Karşıda çamlar, çam ormanı. Evet. Ve manzara, dış, manzara 10 numara, çok güzel. Buradan dışarı çıkılıyor. Evet. Çıkılıyor. Evet. Çıkmaya mı Özlemciğim? Sonra çıkacağız. Tamam, burası da dışarı biliyorsun. Buradan da dışarı çıkıyor. Yine dışarıda göstereceğim de şuradan da birazcık çekeyim. Masa var. Ayaküstü gelen, dağ toprak olduğu için genelde ben geldiğimde orada içerim. Çünkü neden? Girmem eve. Çünkü yazın. Tarlada çalışıyorum. Yazın. Yazlık. Yazın. Balkona çıkmak için sürgülü kapı var. Sürgülü kapıdan içeri girdiğimizde güzel bir manzara. Özlem, bu şekilde bunu mu boyadıydın? İnce ona da geleceğiz. Ondan ben ahşap aldım. Hı. Ondan sonra boya. Sen mi yaptın? Ben. Evet, ben. Biblolar koymuş. Bir şey almadım işte. Eski olanları değerlendirdim ben. Bunu al, şunu yine aldım ama bunları da değerlendirdim. Bunlar eskiden vardı. Hepsi vardı eskiden. Bunları bu şekilde değerlendirdim işte. Çok güzel değerlendirmişsin. Mesela yılan çiçeği. Bunlar canlı çiçekler. Hepsi evet, de bu da canlı değil mi? Vitamin veriyor mu Özlem bunlara? Yok. Daha yeni işten çıktığım için pek bakamadım. Yok, bakmışsın, güzel olmuş. Bak şu çok güzel çiçek açar. Evet. Çok güzel olur o. Böyle hemen gelelim esası. Televizyonu kapatabilir miyiz Özlem? Telif hakkı oluyor da telif tamam. Oluyor. Sağ olasın. Masaya oturduğumuzda ayrı bir manzara var. Benim çok ilgimi çeken, bunu anlattım. Ben işte misafirler onu çok merak ettiler. Yani mutfak süsü olarak. Yine şurada yemek yerken televizyona bakmak isterlerse burada plazma var. Şu arkadaşlar. Bunu Özlem kendi tasarlamış. Kendi tasarımı kesinlikle. Ayrıntını falan yukarıda kendim taktım. Boyatmasını şeye yaptırdım onun. Şurada Müşerref'in eşi var ya. Ramazan. O püskürtme boyuyor ya. Aynen, ona boyattım. Tamam, eline sağlık Ramazan'ın da. Onda ahşap aldım. Çiçekleri de başkasından buldum, değerlendirdim. Öyle satın almadım. He, bunları da tertemiz. Onları da değerlendirdim, evet. Bulmuş ya da arkadaşları vermiş. Evet. Bu şekilde değerlendirmiş. Pencere üzerine aynalı şöyle. Kapattım. Tam televizyonun üzerine. Güzel bir pencere, çiçekli balkon, görünüşü hoş. Ahşabı satılırken daha büyükleri de var. Ama ben tabii buraya uygun olsun diye küçük bir şey aldım o zaman. Tamam. Yani kısacası mutfakta yemek yaparken, yemek yerken, kahveler yudumlanırken hoş bir görüntü. Minik minik kaplumbağaları koymuş. Çok severim kaplumbağaları. Özlem, bunlar ne? Onlar soğanlık aldım. Soğanlık. Mutfak soğanlık, olduğu için. Soğanlık, patateslik gibi. Hasırı seviyorum ben de. Plastik sevmiyorum onu da. He, tamam. Buraya bir tane de böyle yine süs koymuş. Çiçek. Gerçek. Bunlar canlı mı? Canlı. Aa, bu canlı çiçek. Hepsi canlı. Ha, maşallah. Özlem nasıl duruyor güneşsiz? Su veriyor mu? Su veriyor sen. Masaya oturduğunuzda bağlar da ne kadar güzel görünüyor. Yeşil yeşil göze hitap ediyor. İnsanın gönlü gözü açılır. Teşekkür ederim Özlemciğim. Gerçekten yaptırmak isteyenler yaptırsın ama şunu soracağım ya kısaca. Özlemciğim, nasıl başa çıkıyorum? Ne yapıyorum? Neresinden tutuyorum? Günlük kullanılan mutfak bu. Hadi desem ki dışarıda yemek yapsın, orada yapsın, buraya misafir gelince açsın. Hayır, burada 3 öğün, sabah kahvaltı, öğlen, akşam yemek pişen bir mutfak. Nasıl başa çıkıyorum? Ben düzeni çok seviyorum. Benim eski de olsa düzeni çok seviyorum. Böyle düzlemeyi çok seviyorum. Gece uyumam mesela. Onları yapmak için. Bozulduysa onu düzleyeyim diye daha çok uğraşırım mesela. Bilmiyorum, benim huyum böyle. Yani içerisinde sadece dolap değil yani. Şimdi ben seni çocuk odasına götüreyim istersen, banyoya götüreyim. Düzeni görsen sen dersin ki sadece siz mesela mutfak çekmeye geldiniz ama benim düzenim böyle. Ev turu yapalım. Yapalım. Yapalım, tamam. Mutfaktan çıktık. Ev turunu yapalım. Şimdi salona geçelim. Salonda koltuklarım var. Ama bunlar çok eski. 16 senelik. Eski olması değil burada işte. Burada ne biliyor musun? Evin dizaynı, düzeni. Evet. Ve sen nasıl başa çıkıyorsun işte? Temiz kullanıyorum yani. Böyle
şey değilim. Yani eski de hemen şöyle yüz değiştireyim, böyle yapayım. Yok, muhakkak bir çürüyecek ki öyle yaparım bir şey. Ben gibisin. Hı. Ben şalvarı yamarım. İnan ki gerçekten yamarım. Evet. Yaması da eskirse atarım. Evet. Bak atamıyoruz biz, evet. Atamayız. İşte bu sene de Ülkenal'da buraya gireyim dedim. Buraya şömine falan yaptırayım dedim. Burası olacak işte. Bu sene de buraya bir kere de gireceğim. Allah izin verirse. Sen bunca sene tuttun diyorsun. Yaptırayım, özendimi kullanayım. Kullanayım. Artık ömür bitti. 43 yaşına geldik. Allah içine sindirsin, daha abi, çok küçüksün. Abi. Plazma. Böyle koltuklar. Gene en sevdiğimiz köşedeki çiçekler. Fiskos masası. Manzara. Evet. Burada hiç kimse oturmuyor artık Ülker abla. Mutfakta mı? Mutfakta mı oturuyorlar? Herkes mutfakta. Akşam işten çıktıktan sonra. İç mimarlık falan okudun mu? Hiç okumam. Çok isterdim okumayı. Babam çok istedi cami hocası yapmak beni de. Ben dedim istemiyorum. Hani benim için daha farklıydı yani. Dediğim gibi iç mimar. Çok isterdim. En çok onu isterdim. Esul abi görmüş, ilk bana o söyledi. İç mimar çizmiş planını dedi de. Sen de ben çizdim deyince okudun mu, iç mimarlık okudun mu diye soruyorum. Yok hayır, ben her şeyini ben çizdim. Dolapçı geldi. Sadece şunu şuraya yapalım canım. Hayır öyle olmayacak, böyle olacak falan derken. Ben kendi dediklerimi yaptım ve kendim şimdi daha çok rahat kullanıyorum. Bir de kendi dediğim olduğu için, başkasının dediği de olmadığı için bir eksik bir şeyim olmadı mutfakta. Kaça mal oldu Özlem? Şimdi aradan bir yıl geçti ama yine de o zaman. Bir yıldan fazladır. 7 ayda dolapçının olduğu yerde kaldı. Neredeyse. Şimdi şu anda benim eltimin kızı yaptırdı aynısını. Aynı çekmecede. Zaten dışı para değil bunun. İçindeki makinizmaları daha çok para tuttu. Hani bu işte kaldırmalı makinizmalar, çekmeceli makinizmalar. Evet, içine döşenen çekmeceleri. O zaman ta kaç sene önce 45 bin lira yaptırdıydım. Beyaz eşyalar falan içinde yok daha. Yok. Yok. Eltin kızı yaptırıyor dedi. Eltin kızı yaptırdı. 93 bin lira şimdi. Aynısını. Allah'ım, bir mutfak 100 milyar. Bir mutfak dolabı. Ama benimkinin kilerliği yok onda mesela. Çekmeceli kilerliği. Seninki yok. Kadar da büyük değildir kesin Özlem. Burada aynen, sen uzattın aynen. Ya gülüm. Evet. Salondan çıktık yine koridorda, bu ışıklandırma da senin eserinmiş. Onu da biliyorum. Ha aynen. Işıklandırma ben şu. Ben yaptım. Evet onu da ben yaptım. Mesela burayı. Hiç kimseye yaptırmadım onu. Ha, şuraya da bana da yeşil. Burada dolap görünüyordu. Burayı da aynayla değerlendireyim dedim. İyi. O ha, da çok güzel. Onu yaptım. Burası da banyo. Özlem, yemyeşil banyo. Bu da senin fikrin. Gene bu fayans. Ve çok tartı. Ucuz. Çok ucuz. Ülker abla bildiğin gibi değil. Ucuz mu gerçekten? En ucuz. Vallahi çok ucuz bir şey aldım. Hani böyle bir yeşil ortama girelim falan gibisine. Bak mesela ben düzeni çok severim. Sadece onunla değil yani. Ben mesela havlarım olsun. Buraya açmayayım. Orada şeyler var. Bak tamam. Mesela... deterjanların her şeysi mesela birbirinin yüzüne bakacak gibi. Böyle bir ha, birbirinin yüzüne bakacak aynen. Gibi tabii. Baktığında görüyorum ne alacaksan bunu aynen. Alacağız değil mi? Aynen. Hemen aynen. Yüzey temizleyici aldık, kullandık, lap yerine koyduk döşenmiş. Şeyler var, havluklar da şey ama ha, tamam. Şey olmasın diye. Olmasın makine diye. Gene bulmuş. Burada havlu bezlerim işte. İşte burası da zaten çocukların kullandığı eşyalar. Ben burayı günde kaç defa düzlüyorum biliyor musun? Erkekler biraz fazla şey tutmuyor ama. Ama dört kişisin. Ergen oğlan var. Ergen çok. Kız var evde. Ergenler sürekli evdeler ya. Yeşil. Yani girdiğin an için zaten açılıyor. Ama kaç yeşil. Sene oldu artık 14 senelik bir şey. Ama Özlem yine de hani güzel paspas ona uyumuş. Aynen. Tartılıyoruz bir de burada kaç kiloyuz diye. Tartılıyoruz aynen. Helalinden çalışıyorsunuz. Her şeyin daha güzelini hak ediyorsunuz. Evet. Burada dolap içi düzenim var. Şöyle dış kapıdan girdiğimizde tabii koridor de. Dediğimiz yere de bembeyaz dolap yaptırmış. Sakız gibi zaten her şey beyaz ya. İşte ben hep kafamda şu nasıl başa çıkıyorum temizliğiyle. Nasıl uğraşıyorsun yani. İşte ergen çocuklar sürekli, var. Bir de bahçe yapıldığı için sürekli de çamur işte. Orayı da çekeceğim yani, dışarıyı şimdi. Aynen, ha, burası ne oluyor Özlem? Burası kortmanto. Ha tamam. Buraya terlik bölümlerimi koyuyorum. Ha, buraya. Burada... ayakkabılıkları koyuyorum. Ayakkabılar yine şeyin içerisinde. Aynen. Ay, buraya mesela dışarıya kullandığım mesela poşetlerim. Hepsini buraya koyuyorum. Ne poşeti bunlar Özlem? Çok mesela güzel. Diyelim ki eşyan var elinde. Ben elindeki eşyanı bunu alıp koyuyorum poşete. Hani bir yerden poşet aramıyorum. Ha büyük poşetlik dese. Ha, poşetlik evet. Şöyle bir tut bir çıkaralım Özlem. Çıkaralım. Şey bak şöyle bunları bunu nereden BİM'den aldın? BİM'den aldım değerlendirdim ben. BİM'den aldın. Kaç tane almışım? Hemen iki hemen tane iki aldım. Tane.
böyle şey yapıp güzelce. Şimdi sen bir yere gideceksin, poşet lazım oldu. Tabii. Diyelim ki yedek ayakkabı götüreceksin. Ya da buradan. Komşunun arkadaşı bir poşet ihtiyacı var, buradan veriyorum mesela. Hemen. Bak bu çok ayrı bir detay. Evet. Çok ayrı poşetlik. Demek böyle BİM'de bu şekilde satılıyor. İyi oldu bunu bilmemiz. Bu da mesela ayakkabısı ya da elinde bir tabağı falan varsa bunlar da kutu şeyleri. Hani mesela bir şey götüreceğiz. Tamam. Bunlar da kutu poşetler. Tamam, evet. Burası da işte peçete, ıslak mendil, işte maske istedikleri zaman. Ellerine, maskelik çabuk. Dışarıdan hemen ha, şuradan hemen alıp fırlayacak. Aynen aynen. Şey hafizeyle. Bunlar da ayakkabılık işte. Yani yani. Buralar da yine aynı ha, şekilde. Aynen. Tamam. Burada benim çocukların odası Ülker abla. Her şey beyaz ya. Allah'ım yarabbim. Aynen. Burası çocukların odası. İşte ben düzeni seviyorum. Bak bunların içine de aynı şekilde düzen aldım. Mesela kızın çorapları, her şeysi yerli yerindedir. Bunlar her mesela BİM'den aldım. Evet. Bunların hepsini. Buna iş çamaşırları mesela koyuyorum. Çekmece düzeni. Ha, aynen. Bu kim? O kızım. Hafize mi? Bebekli. Gene karşıda kitaplık, Hafize'nin aynen bebekleri. Burası pembe. Hafize'nin. Burada da Oğuzhan'ın. Evet, aynen. Burası ikisinin gardolabı. Burası kızım. Maşallah. Dürerim. Yani böyle hep arkalarını takip ediyorum işte. Sürekli akşama kadar. Duyarlısın. Çok. Çok dağınık böyle bir şey. Ergen. Evet. Ama daha çok küçükler ya. Aynen. Ergen ya. Bak ben her zaman böyle düzen seviyorum yani. Böyle. Çok güzel güle güle otursunlar. 2+1 zaten he. 2+1 ama evet, çok tertipli. Evet. Dışarılarda büyük, da var. Büyük. Bunu merak ettim. Bu şey abla. Kızım kendisinin tokat işte şey tokalarını falan koydu. Seyyar. Seyyar aynı. Taşınabiliyor. Tabii. Bir de ayna, yani aynası var. Kapağına da ayna taktırmışsın. Aynı. Bunu sen mi gene çizdin? Aynı. Ben aldım onu. Sen aldın. A101'den almıştım o zaman. Kızın eşyaları ortada kalmasın diye. Burası da çalışma masası, ha, bilgisayarı kızın. Evet. Burada takı şeysi şöyle. Zaten çok güzel. Zaten olan durmuyor, çalışıyor. O da çalışıyor, hem okuyor. Hem okuyor. Ha, çok güzel Özlemcim. Güle evet güle otur. Dışarı çıkalım mı? Çıkalım abla. Çıkalım. İşte evet, bizim evimiz yer evi. Sokaktan girdiğimizde yazın yazlık olarak misafirler burada çayını kahvesini içiyor. Burada da elini yüzünü yıkacaksa yıkıyor. Çok mantıklı. Bunun bütün planı, projesi Özlem'den geçti bu evin. Evet. Ben öyle biliyorum. Evet. Anlattığından da. Ben bunları ben aldım her şey. Ama tek barbekü eşimden. Yani o daha çok seviyor. Onu o kendi yaptı. Kendi mi yaptı, hazır mı bu barbekü? Yok, kendisi yaptı onu. Testiyi kendisi koydu. Üstünde ışıkları var onun da. Ha. Şurada zaman zaman dumanını görüyorum. Pişiriyorlar. Aynen. Burada yiyorlar. Aynen. Çaylar, kahveler, mangallar yeniyor, içiliyor. Burada aynen da binip sallanıyorlar. Sallanıyor musun? Sallanıyor. Çok severiz. Vallahi çok severiz. Sallanıyor, ben daha çok severim. İyi, çok tertipli, çok güzel. Şurası da gene bahçe, domatesler. Kardeşim ayçiçekleri ekmiş, ne güzel olmuş. Şöyle. İnsan çalışınca pek fazla bakamıyor ama evde olsan evdeki duracak insana göre burası. Özlem, daha çocuksun. Emekli olduğuna oturursun. Aynen, şimdi daha rahatım. Çıkınca daha rahatım. Gene iyi yapmışsın. Hem çalışmak hem kardeşim de çalışıyor. Şunlar salatalık mı Özlem? Salatalık. Bunlar biber, bunlar domates. Evet. Onlar da domates. Onlar güneşlik. Ha, onlar da gün... Siz ayçiçeğine ne diyorsunuz? O hani çekir... Güneşlik mi diyorsunuz? Güneşlik. Afyon'da güneşlik. Ha, biz ayçiçeği deriz. Ayçiçeği, güne bakan. Ayçiçeği de diyoruz. Güne bakan da diyor, aha, deniliyor. Gel. Adı neydi Özlem? Paşa. Paşa. Garabaş diyorum. Paşa. Amma Özlem bir şey değil mi? Bacım kurtulsa var ya yer. Yer. Yer yer çok sert. İki tane var. Ben de orada. İki mi köpek? İki tane. Biri sesi çıkmıyor. Biri artık yaşlandı biraz daha. Bu biraz daha genç. Genç. Tamam. Yaşına 21 yaşında. Çok teşekkür ediyorum. Güle güle otur. Her yer bembeyaz ve her şey detay olarak Özlem fikri beyaz. Başa çıktığın için de eline koluna sağlık. Misafirle de. Ha. Herkese başa çıkıyoruz, şükürler olsun. Allah genel çok olsun. Şükür. Özlem bu ara çok çalışkan
bir kardeşimiz. Benim gördüğüm kadarıyla kaç yıldır tanıyorum. Kendi işinle meşgul olan. Çok iyi niyetli, temiz niyetli. Şu bu ara işten çıktı. Birazcık evle ilgileniyor ama iş olursa gidecek, çalışacak. Aynen. Bu sene biraz dinlenelim artık Ülker abla. 9 senedir çalışıyoruz, biraz dinlenelim. Çok çalışıyorum. Kışlıklarımızı yapalım. Salçamızı, domatesimizi yapalım. Yapalım kız, közleyelim burada. Ben de buradayım. Ya, burada bir çekmiştik bir ara, hatırladın mı? Bir çekmiştik. Evet. Sen şeyin altında, ateşin içinde biberleri dönüp çeviriyordun sürekli. Ha? Bir kutlu çuval yaptım. Biberi közleyi vermiştim ya, değil mi sabaha arkadaşım, kadar? Arkadaşım. Közlemiştim. Sabaha kadar uyumamıştım o gün sen. Uyumamıştım değil mi? Evet, o bundan 5-6-7 sene önceydi değil mi Özlem? O zaman ben YouTube çekmiyordum. Çekmiş olsaydım çekerdim. Aynen. Çekmiyordum. Değil mi? O zaman çekmiyordun sen. Çekmiyordum. Akşam beni çektin buradan. O neydi ki? Onu ben çektim. Mini minnacık Şahin'in istisgramına koyayım diye. Anladım. He. Anladım. O telefon da benim elimden düştü. Ekran parçalandı. Ben videoyu bulamadım. Anladım. Ama o zaman çok güzel kışlık hazırlamıştık. Evet. Sade minnacık 35 saniye kadar bir böyle elimi çekmiştim. Evet. Şimdi olsaydı o gece o güzelliği çekerdim. Değil mi? İki çuval biberdi o arkadaşlar, değil mi onlar? Evet, arkadaşlarım. Sabaha kadar közledim ya ateşte. Çok zor. Ben dedim ki, hatta bir iki kere de gitmişsin namaz kılacağım diye, üstün iyi bir şekilde temiz temiz namaz kılayım diye. Hı hı. Duşunu alıp öyle namaz kıldığını söylüyordum mesela. Hı hı, evet. Sabaha kadar ocağın karşısında Özlem. İzle. Ne güzel komşuyuz biz, dedim ben kendi kendime. Evet. Sabaha kadar kardeşimin, işte onun arkadaşının. Tabii, hadi senin de değil. Benim arkadaşımı yaptım. Senin arkadaşın biberlerini közledim. Evet. Ellerim kaç yeri yanmıştı. Vallahi kim gelirse yardımcı olmaya çalışıyoruz işte. Arkadaş olsun, komşu olsun. Tabii tabii. Allah gelen sizi etmesin. Allah güzel yüreğine zaval vermesin. Çocukların acığını göstermesin. Aynen. Birinizi bir nesin inşallah. Çünkü çalışıyorsunuz kimsenin. Böyle onunla bununla uğraşmıyorsunuz. Asla. Kendi işinizle meşgulsunuz. Aynen. Oğlum kendi öyle, kızım yani. Öyle, eşin öyle, sen öylesin. Allah verir de verir. Aynen. Temiz niyetlere yağdırır Rabbim. Aynen. İşte kimseyle uğraşmıyoruz. Evdeyiz hep sürekli. Çocuk çoluk. Yani. Özlemciğim bir el salla. Aynen. Sana çok selam gelecek, yorum gelecek. İnşallah. Aynen. Güzel güzel. Hep sorular gelecek. Dolapları neyle temizliyorsun? Ne gibi ilaç kullanıyorsun? İşte hani neyle siliyorsun? Toz duman girdiğinde toz yapışıyor, çamur yapışabilir, evet. Diye. Bunları neyle temizliyor bu beyaz evi, beyaz dolaplar diye sor. 4 bez kullanıyorum her gün. Ne kullanıyorum? 4 bez kullanıyorum her gün. 4 bez. Evet, 4 bez kullanıyorum. Bir, peki deterjan olarak ne kullanıyorum dolaplara? Deterjan kullanmıyorum. Sadece Cansil ya da bulaşık sabunu döküyorum içine. Sadece az bir şey. Çıkarıyor değil mi o kirli? Onunla siliyorum, ondan sonra kuruluyorum. 4 tane bez kullanıyorum yani. Üstlerinin tozunu almak için ayrı bir bez. Onun çünkü tozu yüzüne yapışıyor. Yüzüne ayrı bir bez kullanıyorum. Tamam. Cam silerken ayrı bez, kurularken ayrı bir bez. Yani cam derken yüzünün parlaması için. Özlemciğim inşallah Allah senin gibi sana titiz gelin verir. İnşallah. Oldu da gelin silmiyor. Sorun olmaz inşallah, değil mi? Yok olmaz. Neden olmaz? Herkes ayrı olsun da. Ev ayrı olsun. Kendim ayrı olayım, ayrı olayım, o kendi ayrı olsun yani. Birlik yaşamayalım. Yok herkes, sen geçinirsin, bir şey de demezsin. Geçinmek sorun değil. Geçinmekle alakası yok. O daha rahat etsin. Herkesin kendine göre bir düzeni olabilir. İşte böyle de süper bir kaynana olacak ama daha evet. Oğlan 16 yaşında. Yok, 21 yaşında. Oğuzhan. Oğuzhan 21 yaşında. Yani. 16 yaşında kız. 16 yaş. Ya ben Oğuzhan'ı 16, kızı daha 12-13 zannediyorum. Kız benden bayağı uzun Ülker abla, bayağı büyüdü. Büyüdüler benimkiler ya. İnşallah sana Allah böyle gerçekten galibine göre, aynen, göğsü merhametli, senin gibi gelin versin. İnşallah, sizin gibi. İnşallah. Yani bu kadar yapılan düzenin kıymetini bilecek gelin i̇nşallah. Versin. Tabii gelin burada oturmayacak. O kim bilir nerede oturacak. Olsun ama ben çok istiyorum gelinimle böyle her yere dolaşıp gezmek. Benim hani hiçbir böyle gidip geldiğim bir yer olmadığı için. Ama ben gelinle takılmayı, yeni nesilleri daha çok seviyorum. Onlara uyumayı daha çok seviyorum. Vay, ama sen yenilikçisin. Ben çok yenilikçiyim. O ne derse onu yapayım ben. Hani onun fikirlerine daha çok anlayış göstermek istiyorum yani. Yani gelinle gezem, tozam, yiyem, içem. Mutfak onun olsun. Keki börek ne yapıyorsa ben de yapayım onlarla beraber. Hani öğreneyim bir şeyler. Ben yeni nesildeki bir şeyleri öğrenmeyi daha çok seviyorum. Bak sen çok gençsin ya, şimdi evlenmiş olsa arkadaş gibi olacaksın geldiğinden. Çok isterim.
Böyle çok isterim ki anlatamam. Üç öğün bu mutfakta, bu evde yemek pişiyor. Gelen giden haddi hesabı yok. Çok, çok gelenim var Allah gelen. Bir gün saydım. Şey, köy gibi ya bizim burası. Hı-hı. Allah. Şuradan gören olsun kahve içmeye. Benim eşim de çok sever kahve içirmeyi. Bizim ev zaten bir kafe gibi düşün. Buraya erkekler oturursa ben hocamdan muhakkak kahve deyince kahve, çay buradan ikram ediyorum sürekli. Ya da oraya mesela ikram ediyorum. Bayanlar burada, erkekler orada oturuyoruz. O şekilde yani güzel geçiyor günümüz. Çok güzel. Allah birinize bin etsin. Az önce de dedim. Yediren yere Allah verir. Amin. Galbinize göre her şey güzel olsun. Amin. İnşallah. Her şey, ne bileyim, gönlüme sonbahar urvamasın. Hep böyle ilkbaharda çiçekler açsın, kalsın diyorum. Amin. Böyle bir komşu da herkese nasip olmaz diyerek videomuzu burada bay bay ederek kapatıyoruz.